Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz kadife ipten çocuk botumuzun yapım aşamasını paylaşacağım. Bu modelimizin yapım aşaması gerçekten çok kolay arkadaşlar. Sadece orta bölümden keserek ilerliyoruz. İstediğiniz herhangi bir ayak numarasına göre de uygulayabilirsiniz. 20 numaradan 40 numaraya kadar aynı işlemle böyle bir bot elde edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken buradaki kesme sayılarını ayarlamak. Yani çocuk botunda 6-7 adet kesme uyguluyorsak yetişkinlerde de 10-12'ye kadar çıkartabilirsiniz. Ben şöyle ayarlıyorum. Ayak ucundan bakın şöyle 4-5 parmak kesme işlemi uyguluyorum. Daha sonra yani şu noktaya kadar kesme işlemi uyguluyorum. Bundan sonrasında düz örmeye devam ediyoruz. Siz de bu şekilde diğer ayak numaralarına göre ayarlayabilirsiniz. Botumuz için gerekli malzemeler bir çift hazır taban. Benim kullandığım hazır taban 30 numaralar için. Dediğim gibi istediğiniz herhangi bir ayak numarasına uygulayabilirsiniz. Bir adet kadife ip. Bir adet kadife ip bir çift için fazla fazla yeterli geliyor. Ve ana kuzusu dediğimiz tüylü kadife ip. Bundan da bir paket fazla fazla yeterli geliyor. Ve bunlara uygun olarak da ben 2,5 numara tığ kullanıyorum. Ben örmeye ayak iç bölümünden başlıyorum. İstediğiniz herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Şunu da göstereyim. Sağ ayağı ördüğümüzde eğer ayak iç bölümünden başladıysanız evvela ayak ucunu daha sonra topuk bölümünü örüyoruz. Sol ayakta da tam tersi evvela topuk bölümünü daha sonra ayak ucu bölümünü örmüş oluyoruz. İkili trabzanlar oluşturacağız. Buradaki boşluğa batıyorum. İpi bu tarafa aldım. 1, 2, 3. 3 adet zincir oluşturdum. Sağa doladım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Buradaki kalan fazlalık ipi iç tarafına gizliyorum. Tığda 1, 2, 3 ilmeğim var. İlk 2, kalan 2. İkili trabzanı oluşturdum. Şimdi sağa doluyorum tekrar. Buradaki boşluğa batıyorum. Tığda 3 tane. İlk 2, kalan 2. Tekrar sağa doladım. Bu sefer aynı noktaya batıyorum. Tığda 3 tane, ilk 2, kalan 2. Şimdi burada 2 adet böyle ikili trabzan yapmış olduk. 1 adet çift ikili trabzan yapmış olduk. Normalde şöyle göstereyim bakın. 2 adet ikili trabzan, 1 adet çift ikili trabzan uyguluyoruz. Ama topuk bölümünde şimdi buradan buraya dönene kadar bakın. 2 tane ikili trabzan ayrı ayrı bir tanesine çift batmışız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift uyguluyoruz. Sadece bunu topuk bölümünde uyguluyoruz. Şimdi bir çift uyguladım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Buraya bir tane tek ikili trabzan. Bir sağa doladım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bakın tam ortasına denk geldi. Buraya çift batıyoruz. 2 adet ikili trabzan. Yanındaki boşluğa 1 adet ikili trabzan. Yanındaki boşluğa da çift batacağız tekrar. Bir, aynı noktaya, iki. Sadece bunu topuk bölümünde uyguluyoruz. Topuk bölümünü buradan dönene kadar bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift uyguladık. Şimdi buradan itibaren iki tek bir çift uygulayacağız. Sağa doluyorum, buradaki boşluğa batıyorum. Birinci ikili trabzan tekrar tığa doladım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. İkinci ikili trabzan. Tığa doladım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Birinci ikili trabzan aynı noktaya. İkinci ikili trabzan. Bu sıramızı böyle tamamlayacağız. Sadece ayak ucu topuk bölümünde bunu uyguladık. Ayak ucu bölümü de iki tek bir çift şeklinde ilerleyecek. Buradaki boşluğa batıyorum. Birinci ikili trabzan. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Tığda 3 tane. İlk 2, kalan 2. İkili trabzan. Bir sonraki boşluğa da çift batıyoruz. 1. Aynı boşluğa batıyorum. 2. Şimdi ilk sıramızı böyle tamamlıyorum. Buraya kadar örüyorum. 2 tek, 1 çift şeklinde. Ve sonuna kadar aynı işlemi uyguladık. En başta 3 adet zincir oluşturmuştuk. Bu 3. zincirin içine batıyorum. Tığa doladım. Tığda 2 tane bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirip çektik kapattık. Şimdi tekrar 1, 2, 3. 3 adet zincir oluşturduk.
İkinci sırada lastik modelini oluşturacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi sağa doladım. Normalde batacağımız nokta şurası. Ama buraya batmıyoruz. Bakın, ikili trabzanı böyle ortasından alıyoruz. Normalde bu boşluğa batıp bu şekilde oluşturmamız lazım. Bunu yapmıyoruz. Lastik modelinde tığa doladım. İkili trabzanın ortasından batıyoruz. Tekrar tığa doladım. Ve ikili trabzan yine. Arttırma, eksiltme yok bu sırada. Sadece lastik modelini oluşturacağız. Tığa doladım. Bir sonraki modelinde arkasından alıyorum. Doluyoruz. Bir sonraki ikili trabzanın tam ortasından bu şekilde aldık. İlk iki, kalan iki ikili trabzan oluşturduk. Tekrar tığa doladım. Bir sonraki ikili trabzanı da böyle arkasından alıyoruz. Devam ediyoruz. Örmeye tığa doladım. Bir sonraki ikili trabzanın tam ortasından bu şekilde aldık. Tekrar ikili trabzan. Bir sonraki ikili trabzanın da arka bölümünden yine tam ortasından aldık. Bakın, desenimiz ortaya çıkmaya başladı. Bir sonraki ön taraftan diğeri arka bölümden ikili trabzan. Tığa doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın tam ortasından tekrar tığa doladım. Tığda 3 tane, ilk 2, kalan 2. Tekrar tığa doladık. Bir sonraki ikili trabzanın arka bölümünden yine ikili trabzanın ortasından modelimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. İkinci sırayı da tamamladık. Lastik model olduğu için bakın artık kendiliğinden toparlama yapmaya başladı. Üçüncü sıradan itibaren bu bölümde kesme işlemi uygulayacağız. Şimdi üçüncü sırada da yine 3 tane zincir oluşturmuştum. Üçüncü zincirin içine batıyorum. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Çektik, kapattık. Tekrar 1, 2, 3 zincir. İkinci sıradaki modeli üçüncü sırada takip ediyoruz. Tığa doladım. Bakın buradaki ilmeğimi ön taraftan almışım. Bunu yine ön taraftan böyle alıyoruz. Bakın ikili trabzanın tam ortasından. Tekrar ikili trabzan. Tığa doluyorum. Bakın bir sonraki gelen ikili trabzanı arka bölümden almışız. Bunu da tekrar arka bölümden alıp ilerliyoruz. Bir sonraki ikili trabzanım ön tarafta olduğu için ön taraftan. Bir sonraki ikili trabzan arka tarafta olduğu için arka taraftan alıyoruz. Üçüncü ve diğer sıralarda ilk uyguladığımız sırayı takip edeceğiz. Bir sonraki ikili trabzanın ön tarafta olduğu için ön taraftan alıyorum. Diğeri arka bölümden. Üçüncü sırayı da böyle yapıyoruz. Şimdi şu noktaya kadar örüyorum. Buradan sonrasında kesmeyi göstereceğim. Orta bölüme kadar geldim. Şimdi tığa doladım. Bakın bir sonraki ilmeğim arka tarafta olduğu için arka taraftaki ilmeğimi aldım. Şimdi buradan itibaren kesme uygulayacağız. Patiğimizin tam orta noktasını buluyoruz. Orta bölümde kalan üst taraftaki ilmeğimiz burası. Bakın bunlar geride olan ilmekler. Bunlar da ön taraftan aldığımız ilmekler. Şimdi bu orta ilmeğin başından ve sonundan da birer tane üst tarafta kalan ilmeği alacağız ve buradan keseceğiz. Yani şu arada kalan ilmekleri örmemiş olacağız ve böylece kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi son arka tarafta kalan ilmeği de örüyorum. Bunu kesinlikle atlamıyoruz. Patiğimin tam ortasını buluyorum. Ortasında üst tarafta kalan, yani şu ilmeklerden bahsediyorum, böyle ön tarafta kalan ilmeğin başından ve sonundan birer adet daha keseceğiz. Son arka tarafta kalan ilmeği ördüm. Şimdi tekrar tığa doladım. Başından bir ilmek, bu orta ilmeği, arkadaki ilmeği almıyorum. Ortadaki ilmek ve sonundan bir ilmek. Tekrar tığa doladım. Bakın yine tığda 3 tane var. İlk 2'yi alıyoruz. Kalan 2. Bakın kesme işlemini
Tamamladık. Tekrar sağa doladım. Arkada kalan ilmeğim burada. Bir sonraki ilmeğim arka taraftan geldiği için bunu arka taraftan aldım. Şimdi normal bir şekilde ilerliyoruz. Ön taraftan gelen ilmeği ön taraftan alıyorum. Arka taraftan gelen ilmeği de arka taraftan alıp ilerliyorum. Şimdi ben bu kesme işlemini 3. sıradan itibaren başladım. Siz isterseniz bunu 4-5 sıra bu şekilde ördükten sonra da kesme işlemi uygulayabilirsiniz. Yani bu küçük numaralarda bu şekilde oluyor. Büyük numaralarda da 4 ya da 5 sıra daha ördükten sonra bu işlemi uygulayabilirsiniz. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Ön taraftan gelen ilmeğimi ön taraftan alıyorum. Arka taraftan gelen ilmeğimi yine arka taraftan alıp ilerliyorum. Buraya kadar öreceğim. Kapatma noktaları hep aynı. Üçüncü zincirin içine batıp bir ilmeği diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar buraya kadar buradaki deseni takip ederek ön tarafta olan ilmeği ön taraftan alıyorum. Arka tarafta olan ilmeği arka taraftan alıp bu kesme bölümüne kadar tekrar örüyorum. Dördüncü sıranın kesme işlemini göstereceğim. Şimdi ikinci kesme işlemini uygulayacağız. Arka bölümde kalan ilmeği yine ördüm. Orta ilmeğimiz artık burası. Şimdi bunun başından ve sonundan üst tarafta kalan yine ilmekleri alıp kesme işlemini uygulayacağız. Sağa doladım. Başından, ortasından ve sonundan üst tarafta kalan birer ilmeği aldım. Tekrar sağa doladım. İlk iki, kalan iki. İkili trabzanı oluşturduk. Tekrar sağa doluyorum. Bir sonraki ilmeğim arka taraftan geldiği için bunu arka taraftan alıyoruz. Bir sonraki ön tarafta, diğeri arka bölümden. Şimdi kesme işlemleri tüm sıralarda aynı ilerleyecek. Kapatma noktaları tüm sıralarda aynı. Şimdi bu noktaya kadar geldiğimizde arka bölümde kalan ilmeği yine arka taraftan alıyoruz. Orta ilmeğimiz zaten burası, artık kendini belli ediyor. Orta ilmeğin başından ve sonundan üst tarafta kalan ilmekleri alıp kesme işlemine devam ediyoruz. Bu şekilde başından, ortasından ve sonundan üst tarafta kalan ilmekleri alıp bir sonraki sıradaki kesme işlemini uygulayacağız. Şimdi toplamda ben bunu şöyle göstereyim. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 sıra oluşturmuşum. Dediğim gibi bu ayak numaralarına göre farklılık gösterebilir. 3. sırada kesme işlemi uygulamıştık. Siz isterseniz bunu 4-5 sıra örüp daha sonra kesme işlemi uygulayabilirsiniz. Kesme işlemi tüm sıralarda aynı. Bebek patiklerinde bunu 4 ya da 3 defa da kesme işlemi uygulayabilir ya da daha büyük numaralarda 8-9'a kadar da çıkartabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ben 5 kesme olacak şekilde patiği büyütüyorum. 5 sıra kesme işlemini uyguladık. Kestiğim noktaya kadar geldim. Şimdi 2 sırada hiçbir işlem yapmadan düz öreceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Normalde bakın kestiğim nokta ortası, başı ve sondaki ilmek. Şimdi sağa doladım. Üst tarafta kalan ilmeği normal üst taraftan aldım. Arka tarafta kalan ilmeği arka taraftan alıyoruz. Bu sefer bu ara noktaları örmüş oluyoruz. Sağa doladım. Bakın orta ilmeğime geldim. Bunu da üst taraftan alıp ikili trabzan oluşturdum. Diğerine arka bölümden aldım. Kesme işlemini bitirdikten sonra normal düz olarak ördüm. Bunu da iki sıra şeklinde oluşturuyorum. Daha sonra diğer bölümüne geçeceğiz. Bu bölümü de iki sıra ördükten sonra kapatma noktasından kapatıyorum. İpi buradan kestim. İlmeğim burada. Kalan ipi ilmeğin içinden geçirdim ve bunu buraya böyle bağlamış oldum. Kalan fazlalığı iç tarafına gizleyeceğim. Şimdi diğer ipi kullanacağız. Kenar bölümüne bu kadife ipimizi de sık iğne olarak uyguluyorum. Şimdi başlayıp bitirdiğim nokta burası. Buraya batıyorum. İlmeği aldım. Bir adet zincir oluşturdum. Şimdi kalan iki ipi de iç tarafına gizleyeceğim. Her bir boşluğun içine batıp bir adet sık iğne oluşturuyorum. Şu ara noktalara batıyoruz. Kalan ip iç tarafında. Bakın şu ara boşluklara.
başladığım noktaya kadar geldim. En başta oluşturduğum zincirin içine batıyorum. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar bir adet zincir oluşturuyoruz. Tam dibindeki boşlukta. Şimdi tüylü ip olduğu için videoda tam belli olmuyor nerelere battım ama elinizle ördüğünüz zaman belli olacaktır. Bu ara boşluklara batıyoruz. İsterseniz ikili trabzan şeklinde de bu bölümleri oluşturabilirsiniz ya da arasına normal bir patik ipi karıştırıp örebilirsiniz. Şimdi bunu da sırasını tam söyleyemeyeceğim. Göz kararı örüyorum. Yani istediğiniz kadar uzun örebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Toplamda ben böyle 6 santim olacak şekilde ördüm. İstediğiniz kadar bunu büyük ya da daha kısa yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bu kenar bölümünü de bu şekilde örüyoruz. Belli bir uzunlukta bu bölümde oluşturduk. İlmeğimiz burada. İpi buradan kesiyorum. İlmeğin içinden geçirdik ve bağladık. Kalan fazlalığı da iç tarafına gizliyoruz. Çocuk botumuzun yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.